Hıdırlı deyince ne anlam ifade ediyor? Bizim için çok güzel bir anlam ifade ediyor. Eğlence, coşku, neşe. Biz İzmit'ten geldik, Kocaeli'nden, wow. Kocaeli merkezden. Rio Kanvarı'ndan sonra Tepecik bizim için 10 numara. Romanları seviyoruz, ayrı bir sempatimiz var. Romanlar bizim baş tacımız ve eğlenceli deli oldukları için o yüzden biz buradan İzmir'e geldik. Romanları gene seviyoruz yani. Eyvallah. Onlarla birlikte bu güzelliği yaşamak için burada. Sıkıntı yok. Ben mesela ben mağazıyorum. Anne Laz baba fark etmez. Ama hepimiz bir çatı altındayız. Önce beraberlik, vatan için her şey, sıkıntı yok. Eyvallah. Birazcık kafamız iyi yani dayıcım. Eyvallah. Doğru. Eyvallah. Kardeşimin dediği 6 Mayıs baharın gelişini kutlayacağız Allah nasip ederse bu güzel mahallede. Türkiye'mizin güzel mahallesi Tepecik'teyiz. Biz de İzmit Kocaeli'nden geldik. Burada güzel kardeşlerimizle hep beraber bu güzel günleri, bu güzel bayramı icra edeceğiz. Hiç kimseyi tanımıyoruz. Atladı geldi. Bunların güzel gönüllerine geldik biz buraya. İlk kez mi geliyoruz? Evet, ilk kez geliyoruz. Sempatilerine güvenerek geldik. Biz de zaten İzmir'de romanlarla iç içeyiz. Eyvallah. Hepsi kardeşlerimiz, hepsi canımız, dostumuz. Herkesi de bekleriz. Tutuşmuş Tutuşmuşum alev alev, mitram yanıyor. Abi, gel buraya. Beraber misin? İyiyim, valla sizlerle biraz böyle sohbet edeyim diye geldim ben de. Hoş geldin abi. Bu ara uğradım, orası kalabalık bayağı. Eyvallah abi. Abi, 6 Mayıs Hıdırellez ne anlam ifade ediyor? 5 Mayıs. 5 Mayıs ama, 6 Mayıs değil bizim Hıdırellez'imiz. 5 Mayıs. Peki, 5 olsun abi. 5 Mayıs bizim geleneklerimizden bir tanesi, romanların bayramı. Ben 44 yaşındayım, 44 senedir böyle bir geleneğimiz var. Ama bu sene biraz daha bizim oca takımı geleneğimizi bozdu. Neden öyle oldu abi? İşte biraz sopileştiğimiz artık bizim mahalle. Ya. Tabii ya. Sopu içine kaldı mahalle. Sen ne diyorsun hocam? Ben bir şey demiyorum. Hocam sen deyin. Abi biz mahallenin damatıyız. 15 yıldır bu kültürü yaşamaya çalışıyoruz. Devam. Eyvallah. Çok da keyifli geçiyor. Tabii çok güzel, çok güzel. Ben uzun zamandır da takip ediyorum. Evet. Pandemi döneminde olmadı. Evet. Ondan öncesinde falan da ben hep geldim. Oluyordu burada. Ama her geçen yıl da depremden dolayı olmadı. Geçen yıl yani kültürlerini yaşıyorlar ama olumsuzlukta da nokta koymasını bilen bir millet bu mahallenin milleti. Eyvallah. Aynen. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kutluyorum ben. Ege Mahallesi'ndeyiz. Evet, Tenekeli Pardon. Mahalledeyiz. Tepecik Mahallesi'ndeyiz. Aynen. Ege değil. Evet. Tepecik Mahallesi'ndeyiz. Evet, 5 Mayıs Hıdırellez Bayramı'nın kutlanıldığı gün bugün. Evet. Romanların bayramı. Siz bizi bilgilendirmek için. Sizin için ne anlam ifade ediyor? Bizim için mi? Eğlence. Karnaval. Ama bugün sakinlik var biraz. Sakinlik var. Biz de işte biraz dışarıda takılacağız. Bir iki saat sonra gene geleceğiz. Büyük etkinlik fuara alınmış. Öyle söylediler. Bilgimiz yok. Burada sadece kendi kendileriyle eğlence yapacaklar. Siz oraya mı gideceksiniz şimdi yoksa? Ben oradan geliyorum. Ha, eğlence orada var mı? Var. Konserler falan olacak. Tamam. Mahallede olmayacak yani pek bir şey. Burada valla ilgililere sorun isterseniz. Burada yani genelde halka açık etkinlik her yıl oluyordu biliyorsunuz. Masalar, evet. Pandemiden bu yana olmadı bayağıdır. Masalar açılıyordu, servisler yapılıyordu, dışarıdan gelen turistler, İzmir'in ilçelerinden, İzmir'den, semtlerden gelen insanlar burada yiyip içiyordu, eğleniyordu falan. Herhalde bugün onunla ilgili tam net bir bilgiye sahip değilim ama siz de bir öğrenin. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Abi Hıdırellez, Brezilya karnavalıdır. Brezilya karnavalıdır, Roman şenliğidir. Harbi kıpkıyım sana. Kıpkıyım. Sen ne diyorsun abi? Abi bizim için romanlar bayramı gibi bir şey bu. Karnaval. Kendi aramızda, kendi içimizde bir şey yani bu. Yani, eğlence bu. Eğlence. Hadi be orayı kalkacaksın abi. Sen ne diyorsun? Balon. Abi roman bayramı demek, eğlence demek, makara demek, eğlenmek demek, gülmek demek, kardeşlik demek, dostluk demek. Ama maalesef gazolarımızdan bunu yapamıyoruz. Sıkıntılar çıkıyor, kavgalar çıkıyor. Olmadı. Bunu istemiyoruz. Öyle kendi aramızda istiyoruz eğlenmek. Eyvallah. Bu kadardır yani. Eyvallah. Başka bir şey demek istemiyoruz. Tamam abi roman olmak nasıl bir duygu? Güzel bir duygu. Ama var yerde sıkıntılı bir duygu. Ya bazı yerlerde çok dışlanıyoruz evet. Ama aslında çok eğlenceli insanlarız yani. Eyvallah. Bunu biraz yani netmek ben gerekiyor. Biliyorum sizleri nasıl biliyorum. Evet. Herkes de abi var. Mesela iyisi var kötüsü var. Romanın da iyisi var kötüsü var. Yediriz içiriz çakarız. Yediriz içiriz her şeyi yaparız. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet abi.
5 Mayıs romanları özellikle. Romanlar bayramı. İyi insanlar. Ne anlamı ifade ediyor? Romanlar iyi insanlar. Ederleyiz güzel bir gün. Mutluluklar diliyoruz. Sen ne diyorsun abi sen? Ben Hıdır Ellez için doğmuşum. O kadar net. Diyorsun. Evet. Ben Hıdır Ellez için doğmuşum. Abi nedir senin Ali duygularını böyle bir günde zirveye taşıyan? Abi bugün İlaç. Romanların güzel günü. Bugün romanların günü abi. Herkes roman doğmuştur zaten. Elinde de roman olsun diyoruz. Sizi seviyoruz. Ben klarnet sanatçısı. Kardeşim klarnet çalıyor. Keman, perküsyon üstadı. Hepimiz buradayız. Herkesi davet ediyoruz efendim. Tepecik'te gelin. Herkes Tepecik'e gelin. Ramodüzar'a onun istek bekliyorum. Abi gacolara bir öneride bulunabilir miyim? Evet, gacolara. Geldi. Abi bugün 5 Mayıs bizim geleneklerimizden gelen, atalarımızdan gelen bir geleneklerimiz. Şu anda 5 Mayıs olacak mı olmayacak mı diye bir konu tartışma konusunda. Arkadaşlar bu işi ticarete dökmeyelim. İnsanlarımız gelsin, eğlensinler. Karımıza, kızlarımıza muhabbet yapmasınlar. Arıza çıkmasınlar. Arıza çıkmasınlar. Evet abi. Evet bak bu arkadaş kemancı şimdi yoluna bakacak. Evet baba ekmekliyiz ya. Kaç evet abi. Evet. Benim babamın Hıdır olmasını isterdim ben isminin. Ama olmadı. Babam Ahmet Batırlı, o ses Türkiye Ahmet Batırlı yazarsan sevinirim. Ben Yıldırım Batırlı, müzisyen, perküsyon, klarnet, keman, keman, klarnet, trader, roman, okey. Sizi seviyoruz efendim. Bravo. Şimdi bizim makyajlarımızı yapar mısınız? Kim ayaklayacak? Evde telaş var. Selamun aleyküm. Selam abi. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Abi roman olmak nasıl bir duygu? Roman olmak nasıl bir duygu biliyor musun? Söyleyeyim sana. Roman olmak nereden başlar bilir misin? Kişilikten başlar. Başka hiçbir şeyden başlamaz. Roman, Kürt, Zaza diye bir şey yok. Bu alemde insandan başka hiçbir şey yok. Ben konuşacağım bu kadar. Evet abi. Kanka abi karşıya bak. Nereden burayı? Gel bak gel, kim var burada? Selam abi. Selamun aleyküm. Merhaba abi. Sen uzak kızsın. Lan şu kardeşin konuşacak. Hoş geldiniz. Romanların bayramı değerli. Evet. Nedir abi sizin için anlamı öyle mi? 5 Mayıs aslında romanların bayramı değil. Hıdır Ellez'i kutluyor genel olarak. Hıdır Ellez olarak kutluyoruz ama Hıdır Ellez denince biz viski içeriz şeklimiz. Her zaman şekildeyiz. Biz kendimiz eğleniyoruz. Dışarıdan dostlarımız geliyor. Maddi olarak değil, eğlence olarak. Her zaman başımızın gözümüzün üstünde. Siz de geldiniz, şeref verdiniz. İkay abim bu. Biz hepimiz müzisyeniz. Kendimize masa kurduk, eğleniyoruz. Bahar'ın gelişini bereketli olsun inşallah. Onu kutluyoruz. Doğru mudur, yanlış mıdır, viskiyle kutluyoruz ama efendim bu bizim bayramımız. Bize ait bir bayram. Kimsenin gelmesini istemiyoruz, biz eğlenelim. Kendi kendimize. Kendi kendimize. Zaten bunun gelişi böyleydi. Gidişi de böyle oldu. Biz eğleniyoruz yani. Sonuçta bize kaldı. Çünkü bizim bayramımız. Nedir o İstanbul'dan geliyor abi? Evet abi siz ne diyorsun? Evet, arkadaşlar gereğini söyledi. Cüneyt Bey. Eyvallah. Orhan Bey. Sen ne diyorsun babacığım? Evet, roman olmak nasıl bir duygu abi? Kardeşim, bizim ricamız Tepecik olarak, roman minneti olarak mahallemize yabancıların gelmesini istemiyoruz. Bu mahalle bizim. Biz eğlenmek istiyoruz. Dışarıdakilerin buraya gelip de bizi böyle akir görmesi. Şimdi bayram havasında onları geçecekler. Biz burayı yabancı istemiyoruz. Olay bu. Gelmesinler kardeşim. Biz mahalleli olarak onların semtlerine eğlenmeye gidiyoruz mu? Gitmiyoruz. Onlar da buraya gelmesin. Bitti. Efendim. Hayırlı akşamlar. Bugün 5 Mayıs. Bizim bayramımız. Sizin için ne anlam ifade ediyor? İşte ben onu. Efendim, 5 Mayıs bizim bayramımızdı. Evvelden bizimdi. Şimdi? Hani asırlardır bizimdi. Artık biz kutlayamıyoruz. Neden? Gazovardan
Bize fırsat kalmıyor. Onların bayramı oldu. Gazoların bayramı oldu. Hani bizde hariç insanların bayramı oldu. Lütfen gelmesinler bizim mahallemize ya. Valla kavga oluyor, şiddet oluyor. Gelmesinler. Biz bize kutlayalım bayramımızı. Teşekkür ederim. Arkadaşlara sorabilirsiniz. Gelsin. Katılıyorum. Hepimiz katılıyoruz Samet abi. Samet ne derse o. Bu kahvede her gece... Yılda bir gün hatırlanmak istemiyoruz biz. Yılda bir gün hatırlamasınlar bizi. Aynen, katılıyorum ben de. Ama gelin bize. Bu yayında yine bak. Şimdi... Hani... Biz Roman halkı. Eğlenceli güzel halkız. Bizden... Terörist çıkmaz. Kimseye zarar gelmez. Biz kendi kendimizi istiyoruz. Kendi yağımızda kendimiz kavrulalım. Kimseyi istemiyoruz abi mahallemize. Lütfen. Bir de şu an hani çok büyük bir yara var. Gazze, Filistin, bütün şehitler oluyor. İnsanlar eğlenmek zorunda değil yani kimseyle. Hani bunları yapmayalım artık ya. Biz biz olalım. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Biz Gazze'nin olayından, Filistin olayından Iderdez'i de istemiyoruz. İçki içilmesini istemiyoruz burada. 4 sene, 5 sene olmadı burada Iderdez, çok güzel. Gazo gelecekmiş, gelmeyecek benim hiç umurumda değil. Burası umuma bir yer. Herkes gelebilir yani, kimseyi kovalamasın. Yanlış konuşuyor bunlar. Iderdez'i yapmamak lazım, yapılmasın. Her yer içkiye kokuyor. Bu nedir ya? Bayram mı bu? İçki içmek bayram mıdır? Doğru değil mi abi? Aynen. Bu iş değil. Bir sürü kalabalık burası, yani kim kime duma. Yani bir çocuk kaybolsa bulamazsın. Onun için Iderdez'i istemiyoruz. Yani böyle eğlence istemiyoruz. Kutlanırsa bahar bayramı olarak kutlansın, gitsinler millet. Nereye giderse gitsin, geçsin. He. Yok, kırlara gidirsin o kadar. Piknik yapılsın. Hoş geçilsin yani. İçkiyle olmuyor. Teşekkür ederim. Nasılsın abicim benim? Teşekkür ederiz abicim. Hadi. Ne demek? Gördüm, daha iyi oldu. Hayat devam ediyor. Görüyorsunuz mahallemiz çok aktif. Mahallemizin süper bademcisini çekebilirsiniz. Mahallemizin çok önemli bademcisidir şu anda. İzmir'in en değerli klarnetçisi ve kanalcısı. Neyi çekmeye geldiniz, merak ettiniz burada? Onu ben soruyorum size. Evet. Ben sorayım şimdi size. Tamam. İzmir'inizi kutlamaya geldim abi. Bayramınızı kutlamak için geldim. Hoş geldiniz. Ne düşünüyorsunuz? Misafirim çayımızı için ama burada bayram yok herhalde bu akşam. Eyvallah. Var mı? Var. Bilmiyorum. Bana bir röportaj yapsana. Ver abi. Bak abi. Aga, ben sana özel bir şeyler konuşacağım. Söyle abi. Bu Kıpti bayramı. Kıptiler çok abi, eski bir uygarlık. Arkadaşım. Bu Kıptiler bayram yapıyorlar. Çok eski bir uygarlığa dayanıyor. Sonra Roman oldular. Çingene oldular. Eğlenceyi seviyor bu halk. Seks olsun onlara, eğlence olsun, bayılıyorlar. Böyle yaşamayı seviyorlar. Tarzları bu. Yemek olsun, içmek olsun, karı olsun, kız olsun, alem olsun. Hayat bu. Günlük baba. Yaşıyor. Yani buradakiler günlük yaşamayı yaşıyor. Günlük. Anladın mı? Günlük ne yaptı yapıyor yani bu. Yani Kıptiler birader, her şeyi bekle Kıptiden. Kıpti yapar baba. Parayı buldun babasını satar. Drakula'yı kaçırdı Kıptiler birader. Seyretmedin mi filmi? Kıptiler sakat diyorum. Dikkat edin kendinize.